İyi akşamlar 9 Kasım 2023 Perşembe saat 19. 90 Haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz sözde. Bu etiketle ilgili olarak Selçuk Tepeli Official ve diğer kanallarımızdan sosyal medyada bir paylaşım yaptık. Oradaki acı biber paylaşımının bu konuyla bir ilgisi yoktur. Fakat acı en iyi öğretmendir. Bütün dillerde de bu söz vardır. Bunu niye söyledim? aklınızdan çıkmaması gereken bir efendim ekranla bir başlıkla girelim konuya. Bundan sonraki haberlerin hiçbirinde aklınızdan çıkmasın. Anayasa 153. madde. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Bu kadar açıktır. Bunları hemen uygulamak zorundasınız. Dahası bunları uygularken bununla ilgili evrakı düzenlediğinizde ona göre bir karar almalısınız, uygulamalısınız. Orada eleştiride bile bulunamazsınız. Eleştiride bile bulunamazsınız. Ha sonra dost cemiyetinde efendim sayfa açacak bir gazetede veya bir internet sitesinde falan kendinizce bir makale yazar. Eleştirinizi dile geçtirirsiniz. O başka bir şey. Şimdi devam edelim. Niye bundan bahsettik? Evet Türkiye'de bir yargı krizi, feci bir durum var. Şimdi bakın muhalefet bu konuda ne diyor? Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Anayasal düzeni ortadan kaldırma ve doğrudan bir Kalkışma girişimidir diyor. Bu anayasaya sahip çıkmak için üzerine yemin içtik, ant içtik. Bu karar dümdüz bir darbe girişimi. Karar meclise karşı darbe girişimidir. Anayasaya karşı darbe girişimidir. Karar anayasa mahkemesinin tüzel kişiliğine karşı darbe girişimidir. Anayasayı hiçe sayma doğrudan bir kalkışma girişimidir. Yargıtay eliyle. Bu çok açık anayasal düzene karşı bir başkaldırıdır. Siyasal anayasal darbe teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Bu elimde gördüğünüz şeyin adı bir darbe girişimi belgesidir. Yargıtay 3. dairesinde oturan 5 tane üstüne hakim cübbesi giymiş erkek darbeye teşebbüs ediyor. Yargıtay 3. dairesinin kararı akşam saatlerinde geldi. O karardan sonra Ankara geceden gündüze ayaktaydı. Yargıtay 3. Dairesi'nin yayınladığı AYM'nin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkındaki 23 sayfalık karar metninde AYM'nin Can Atalay hak ihlaline uğramıştır kararına uyulmamalı denilerek yok sayıldı. AYM üyeleri hakkında suç duyurusu yapılan, hatta Meclis'in Atalay'ın milletvekilliğini düşürmeyerek görevini yapmadığı iddiasıyla yazılan karar metninden sonra muhalefet ve barolar hukuk devletine anayasaya yapılan bir darbe diyerek ayağa kalktı. Şimdi elimizde bu anayasa varken bu anayasa eğer hala yürürlükteyse yargıta 3. Ceza Dairesi diyor ki anayasaya uymuyoruz. Beyler kimsiniz siz? Kimsiniz? Sadece bir kişiyi ilgilendiren değil, hepimizi tehdit eden bir kalkışma girişimiyle karşı karşıyayız. Anayasayı hedef almak, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef almaktır. Anayasaya darbe vurmaya çalışmak, Türk milletinin ve Türk devletinin bekasına darbe vurmaya çalışmaktır. Önemli olan şeklen bu anayasanın fırlatılması değil, ruhen şu an itibariyle fırlatılıyor ve ruhen bu anayasa yok sayılıyor. Siyasiler ellerini anayasaya aldılar. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir diyen anayasanın 153. maddesini hatırlatarak kalkışma söylemleriyle tepkilerini gösterdiler. Gece yarısı mecliste grubunu toplayan Özgür Özel ise anayasal darbe diye nitelendirilen Yargıtay kararına tepki için halk desteği istedi. Adalet Bakanı tepki gösterdi. Halkı bu kalkışmayı da bastırmaya davet ediyoruz. Sokaklarda direneceğiz, meydanlarda direneceğiz. Bu hukuksuzluğa teslim, olmayacağız. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur. Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür. Sokakta eylem demek toplum olarak iktidara bir ihtarda bulunmak demektir. Yeri geldiği zaman o da yapılabilir. Gün boyu Ankara'daki trafik hiç yavaşlamadı. Yargı içindeki yetki tartışması Anayasa Mahkemesi'ne yönelik Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin kararı sonrasında suç duyuruları peş peşe geldi. Bu darbeye kim direnirse arkasında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin yanındayız. Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve beraberindeki heyet hakimler ve savcılar kuruluna suç duyurusunda bulunmak için geldi. Öncelikle Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve heyetiyle ilgili görevden el çektirilme talebini hakimler ve savcılar yüksek kuruluna sunacak kararın altında imzası bulunan başkan ve üyeleri hakkında görevden el çekmeye davet yaptırımının uygulanması için dilekçemizi verdik. Barolar Birliği Ankara'yı ayağa kaldıran kararı veren Yargıtay 3. Dairesi'nin başkanı ve heyetinin de görevden çektirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Muhalefette anayasa çiğnendi diyerek aynı talepte bulunurken Adalet Bakanı'nın da istifası istendi. Şimdi konu karmaşıkmış gibi gelebilir. Ben sadeleştireceğim. Ve zaten bu bültende de sonrasında da bu konuda daha önce de yaptığımız gibi dertleşmeye devam edeceğiz. Anayasa Mahkemesi nedir? Bir defa. Tüm yasa ve düzenlemeler ile uygulamaların anayasaya uygunluğunu denetleyen, temel hak ve özgürlükleri korumakla aynı zamanda görevli ve yetkili böylece temel işleyişi düzenleyen, sağlayan Bağımsız, özerk bir devlet devlet kurumudur. Ve arkasında siz varsınız. Millet olarak, seçmen olarak. Bu söz konusu kriz ele alındığı gibi Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasında falan da olamaz. Yargıtay da başka yetkilerle donatılmış başka bir devlet kurumudur. Buradaki kriz iki kurum arasında değil bunların üyeleri arasında olabilir. Kurumlar arasında böyle şey olmaz. Eğer öyleyse yani üyeleri arasındaysa ki başka bir durum ve yolu yoktur. Eğer bahsedildiği gibi bir takım kliklerle yani gruplaşmalarla şunla bunla ilgili filansa büyük ihtimalle siyasi sahipler ve etkilerledir bu. Ama bunun sonunda ne olur biliyor musunuz? Bununla kendini de bütün bu ülkeyi, milleti, yüce Türk milletini de sınayanların fark etmediği bir şey var anladığım kadarıyla. Çünkü buralarda çalışanlar da dahil hukuku bilmeyen pek çok insan olduğunu da görüyorum. Ne olur biliyor musunuz? Hiç bir yokluktur. Bir boşluk oluşur ve o boşluk herkesi çeker içine hepimiz birden düşeriz. Hem nasıl düşmek bu? Bu şu demek. Bakın böyle bir herhangi bir şu anda ilgili konuyla alakasız. Sizin bir mirasla ilgili konunuz. Günün birinde yaşadığınız herhangi bir anlaşmazlık. Gündelik hayatta. Bütün bunlarda yalnız sahipsiz kalır bu ülkenin vatandaşları. Tek başına korumasız kalır. Kaba güçtür bunun neticesi.